Baştan söyleyeyim, biz kaybedeceğine kesin olarak inanıyoruz ve bu iktidara kaybettirmek üzere oluşturduğumuz stratejiyi uzun süredir tutarlı, istikrarlı bir şekilde uyguluyoruz. Neler yaptık? Onları kısaca hatırlatmak isterim. Öncelikle seçimlerle ilgili stratejiyi çok erken sayılacak bir zamanda büyük isabetle belirlediğimizi söylersem bunu bir övünme gibi anlamayacağınızı umuyorum. Seçimlerden, yani bugünden geriye gittiğimizde en az 1,5 yıl önce açıkladığımız bir tutum belgesi var. 27 Eylül 2021 tarihinde kamuoyuna duyurduk bu tutum belgesini. Tartışmalar ondan önce başlamıştı. Seçimlerde izlenecek yolla ilgili kendi içimizdeki tartışmaları daha önce başlatmıştık ve o tutum belgesi bizim stratejimizi netleştirdiğimiz, bütün demokrasi güçleriyle ve Türkiye ile paylaştığımız bir açıklama oldu. Şimdi orada seçimlerle ilgili ikili bir ayrım yapmıştık. Yine sadece bir hatırlatma yapayım. İktidar bloğu, özellikle AKP medyası sürekli HDP'nin ve Millet İttifakı'yla birlikte olduğu propagandasını yapıyordu. Oysa bizler böyle bir şeyin gerçek olmadığını, doğru olmadığını hep belirtiyorduk. Bunu da daha net bir şekilde ifade ettik tutum belgemizde. Tutum belgemizde seçimlerle ilgili stratejimizi iki ayak üstüne kurduk. Biri parlamento seçimleri, diğeri cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ve bunları birbirinden erken zamanda ayırmanın önemine vurgu yaptık. Eğer bu ikisinin birbirinden ayrılmasını sağlayacak yöntemler geliştiremezseniz ikisini bütünleştirmeniz de zor olacaktır gibi bir mesajımız vardı. Daha sade söyleyeyim. Parlamento seçimleri önemli, cumhurbaşkanlığı seçimleri önemli ama ikisinin farklı dinamikleri var. Bu farklı dinamikleri dikkate almadan her iki seçimin önemini buluşturacak bir strateji oluşturmak zordur. Bizim mesajımız buydu, tespitimiz buydu. O nedenle iki seçimi birbirinden ayırarak önemini buluşturacak bir yol ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Parlamento seçimleri için mevcut ittifaklardan hiçbiriyle bir işbirliğimiz olmayacağını açıkça belirttik. Parlamento seçimlerine en geniş demokrasi ittifakıyla katılma hedefimizi yineledik. Bu hedefimizi yineledik derken şuna gönderme yapıyorum. Bizim 2020 kongresinde aldığımız bir karar var. Kongre kararı bizim en üst organımız olduğu için partinin politikalarını belirleyici niteliktedir. Orada demiştik ki biz bu dönemi en geniş demokrasi ittifakını kurarak mücadele yöntemleriyle yürümek istiyoruz. En geniş demokrasi ittifakı Türkiye'de bütün ezilenleri, bütün dışlananları, sömürülenleri, bütün mazlumları ve mağdurları birleştirecek bir ittifaktır bize göre. Bu çalışmaları sürdürdük ve çalışmaların ilk somut ürünü Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ortaya çıktı. Emek ve Özgürlük İttifakı biz dahil 6 parti ve bileşenden oluşuyordu. Bunun içinde bizim dışımızda, yani HDP'nin dışında, şimdi Yeşil Sol, TİP, EMEP, EHP, TÖP ve SMF var. İlk ittifak görüşmelerine başladığımızda Sol Parti'yi ve TKP'yi de davet etmiştik. Başkanlar düzeyinde gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıya da TKP katılmıştı. Ama Sol Parti başından beri bu görüşmelere katılmayacağını belirtmişti, açıkladı. Dolayısıyla bizim ilk buluşmamız yedili bir buluşmaydı. Ama daha sonraki toplantılara TKP katılmayacağını açıkladı. Dolayısıyla biz 6 parti ve bu bileşen diyorum çünkü SMF parti değil, Sosyalist Meclisler Federasyonu, devam ettik. Ama diyaloğumuzu da
sürdürme isteğimizi her vesileyle hem muhataplarımıza ilettik hem kamuoyunun önünde dile getirdik. Şimdi bu ittifaklarımızın bir ayağını oluşturuyor ve önemli bir ayaktır. Biz bu ittifakı mücadele ortaklığı temelinde kurduk. İlk başlarda seçim ittifakı adını vermeyi de doğru bulmadık. Seçimler yaklaştıkça bunu da değerlendireceğimizi konuştuk ve bu konuda bir mutabakata da vardık. Yani esas önceliğimiz bir mücadele ortaklığı oluşturmaktı. Çünkü sadece seçimlere odaklanan bir ittifak arayışı doğal olarak dar bir çerçevede akacaktı. O dar çerçeve şimdi seçimlerde yaşadığımız liste tartışmaları, oy oranı vesaire gibi konulara odaklanacak ve bunlara bağlı kalacaktı. O nedenle biz ortak mücadele hedefini esas aldık, seçimleri de hesaba kattığımızı açıkça belirttik. Bu konuda da bir mutabakat vardı. Daha sonra ittifak ilan edildi ve çalışmalarına sahada başladı. Bu çalışmalar yeterince görünür olmamış olabilir ama başından beri biz bu ortak mücadele iradesini sağlam tutma çabasını çok önemsedik. Diğer ittifak çalışmamız ise Kürt illerinde yürüttüğümüz görüşmelerden oluşuyordu. Nihayet o görüşmeler ki orada da aslında daha önce ittifaklarımız vardı. Yani 2018 seçimlerinde de, 2019 yerel seçimlerinde de yine bazı Kürt partileriyle bir ittifak oluşturmuştuk. Şimdi o görüşmeler ve çalışmalar Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı ile somutlaştı. Orada da bir ittifak oluşturduk. Biz bütün bunları birleştiren, buluşturan geniş bir mücadele cephesi oluşturmayı hedefliyoruz. Parlamento seçimlerine bu ittifaklarla gireceğimizi söyledik. Şimdi parlamento seçimlerinde geldiğimiz noktayı elbette merak ediyorsunuz. İlk başlarda hani hangi yöntemle parlamento seçimlerine gireceğimiz konusunda tartışmalar yürüttük elbette. Biz de başından beri ortak listeyle seçimlere girmenin en yüksek milletvekili sayısına ulaşmak bakımından en doğru yöntem olduğuna inandık. Ve bu hedefi de sadece sayısal bir mesele olarak ele almadığımızı da belirttik. Çünkü önümüzdeki dönem eğer bu iktidara kaybettirirsek ki kaybettireceğiz, yeni başlangıç dönemi olacaktır. Ve burada kurucu aktör olma gücüne erişecek bir temsiliyetin parlamentoda bulunması hayat önem taşıyor. Şüphesiz mücadele parlamentodan ibaret değildir. Toplumsal mücadele, siyasal mücadele parlamentoyla sınırlı değildir ama parlamentonun da önemini kimsenin yadsıyamayacağını herhalde söyleyebiliriz. O nedenle biz bu kadar hayati önemde hayati önem taşıyan bir seçimde parlamentoya en yüksek düzeyde temsiliyetle girmeyi önemsedik. Ve yaptığımız çalışmalarda da ortak listenin bu amaca, bu stratejiye en uygun yöntem olduğu sonucuna vardık. İlk başlarda TİP ve EMEP bu fikre yakın durmadıklarını söylediler. Özellikle TİP ortak listeyle girme konusundaki önerimizi başından beri kabul etmediğini belirtti. Kendi amblemleriyle ittifak logosu altında seçimlere girmek istediklerini söylediler. O arada formüller üzerinde tartışmalar devam etti ama önümüze gelen hiçbir formülün hedeflediğimiz güce ulaşmaya uygun olmadığını her seferinde tespit ettik ve bu görüşümüzü de İttifak bileşeni arkadaşlarımızla paylaştık.
En son Merkez Yürütme Kurulumuz bir karar aldı ve tek parti çatısı altında ortak listeyle seçime girme önerisini son kez ittifak güçlerimize iletmeyi iradesini ortaya koydu. Ama eğer bir kriz çıkarsa bunu çözmek için de eş başkanlara tam yetki verdi. Biz ittifak partilerinin ve bileşeninin eş başkanları, eş sözcüleri ve başkanları bir araya geldiğimizde MYK'mızın bu kararını kendilerine ilettik. TİP ve EMEP buna katılmadıklarını söylediler. Sonra toplantıya ara verdik, görüşmeye geçtik. Eş başkanlar, TİP ve EMEP başkanları ve biz, bizim partinin eş başkanları ben ve Pervin buradan. Uzun bir görüşme yaptıktan sonra en az zararı, en az kaybı yaratacak formülleri çalışabileceğimizi söyledik. Biz bu ittifakın korunmasını çok önemsiyoruz. Bunu söyleyelim. On binlerce tecrübeli çalışanımız var. Seçim İşleri Komisyonu Başkanımız Emir Ali arkadaşımız aynı zamanda birinci bölge milletvekili adayımız, birinci sıra adayımızdır. O nedenle de oradan kendisine sordum. Bir de tanımanızı istiyorum. Efendim? Bu bölgeden. Evet, birinci bölgeden adayımızdır. Daha doğrusu birinci bölgeden milletvekiliniz olacaktır. İnanın çok değerli bir insanın sizleri hiç mahcup etmeyecek, sizlerin güvenine dayık olacak bir insanın orada olmasını sağlayacaksınız. Tabii hedefimiz sadece Emir Ali arkadaşımızı meclise taşımanız değil, isteğimiz birinci bölgeden ikinci milletvekilini de bu seçimlerde çıkarmak istiyoruz. O nedenle güçlerimizi birleştirelim lütfen. Evet, on binlerce eğitilmiş, tecrübeli müşahidimiz var. Muhalefet partilerine bundan 1,5-2 yıl önce seçim güvenliği ortak çalışma planı sunmuştuk. Bizzat başkanlarla yaptığımız görüşmelerde bir rapor halinde sunmuştuk. Ortak çalışma çok zorunlu olacaktır. Hele partimize karşı kapatma davası açıldığında bunu çok açık söyledik. Bugünleri görerek söyledik. Dedik ki bakın HDP kapatılsa zaten seçim sandık kurulu üyesi veremeyecek. Kapatılmazsa, seçim arifesine bırakılsa biz HDP ile girmeyeceğiz. Gene veremeyeceğiz. Şimdiden çalışmalara başlayalım. Ortak çalışma. Tamamen seçim güvenliğine odaklanmış bir ortak çalışma önerdik. Ama maalesef orada da İktidarın kurduğu oyun sahasının dışına çıkmayı bir türlü beceremeyen ya da çok zorlanan, yalpalayan bir muhalefet blokuyla karşı karşıya kaldık. Esasen bu iktidarın en büyük başarısı muhalefeti de kendi oyun sahasında tutmayı becermesidir. Şimdi o oyun sahasının sınırlarını zorlamaya başladı Millet İttifakı. Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Daha erken olsa daha çok yol almış olurduk ama hiçbir şey için geç değildir. Şimdi ortaya çıkan tablo da olumludur. Ve biz bu tablonun ortaya çıkması için her türlü fiziksel ve zihinsel emeği harcadığımızı açıkça söylemeyi de hak görüyoruz. Bu açıdan partimdeki bütün komisyonlarda çalışanlar, partinin bütün emekçileri gerçekten büyük teşekkürü hak ediyor. Hatta daha ötesini söyleyeyim, ben partimdeki bütün bu emekçilerle gurur duyuyorum. Bu kadar net, çok hazırlıklı, çok bilinçli. Üstelik biliyorsunuz sürekli operasyonlar yapılıyor. Ve çalışanlarımızın epeyce bir kısmı sürekli içeri giriyor, bir kısmı kalıyor, bir kısmı çıkıyor, tekrar alınıyor. Ama bu kararlılığımız hiç sarsılmadı.
rehin alınan arkadaşlarımızın yerinde olduruldu ve çalışmalar şimdi gayet iyi bir noktada. Seçim güvenliği meselesi, ortak çalışma, iyi organizasyon ve kendine güvenme meselesidir. Bu üç unsuru birleştirirsek bu seçimlerde hile ihtimalini en aza indiririz. Güçlerimizi birleştirirsek birinci turda Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık fark yaratma imkanı çok güçlüdür. Hiçbir hile o farkı kapatamaz. O nedenle hem özgüvenimizle ortak çalışmaları ilerletelim hem de parlamento seçimleri için ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için güçlerimizi en geniş şekilde birleştirelim diyorum. Bunun dışında gelecek dönem tabii ki 30 yıl aktif olarak üniversitede çalışmış biri için akademik özgürlük çok önemli. Hele şimdi ODTÜ Mezunlar Derneği'nde bulunuyoruz. Bu da özel olarak bu önemin altını çizmeyi gerektiriyor ama Türkiye çok büyük yıkım yaşıyor. Bu iktidar talan politikalarını en pervasız şekilde yürütüyor. Sömürü yine bu neoliberal düzenin en arsız uygulama biçimiyle en amansız noktaya gelmiş durumda. Rant yandaş ekonomisi bizi bu düzenin enkazı altında bıraktı. On binlerce canımızı kaybettik depremlerde. Yine on binlerce hektar ormanımız işte yandı. Derelerimiz taştı, evler yıkıldı. Bunlar görünen fiziksel yıkımlar. Bir de demokratik çöküş, demokrasi alanında mevcut kırıntıların da bütünüyle yok edildiği, hukuk devleti adına hiçbir ilkenin kalmadığı bir düzen içindeyiz. Bunu hak ettik. Bunu hiçbirimiz hak etmiyoruz. Bunu Türkiye'de hiç kimse hak etmiyor. Bunun üstüne bir de gerçekten tamiri zor bir ahlaksızlık düzeni, bir ahlaki çöküş süreci yaratıldı. Şaşkınlıkla bunun nerelere kadar uzanabileceğine dair örnekler yaşıyoruz bazen. Dediğim gibi politik, ekonomik, toplumsal ve etik açıdan daha da dibe batmamak için stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmeliyiz. Yani bu iktidarı göndermeliyiz, bu düzeni değiştirmeliyiz. Ben bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Burada bu ülkenin bütün demokratlarına, bütün iyi insanlarına güvenim var. Benim bu güvenim abartılı iyimserlik olarak yorumlanırdı akademide de. Bir anekdotla bitirmeme izin verin. Biliyorsunuz Jürgen Habermas'ın kitabını sevgili Tanrı Bora ile birlikte çevirdik. Kendisiyle de güzel sohbetlerim olmuştur. Yani çok da feyz aldığım bir düşünürdür. Bir gün işte kendisine şey dedim. Yani sizi çok iyimser buluyorlar. Gerçekten hani bu öyle mi? Yani şimdi iyimserlik kötü bir şey değil ama bazen de hedeflere ulaştırmayı zorlayan bir engel olarak ortaya çıkabiliyor. Yani gerçekleri görmekten uzaklaştırabiliyor. Dedi ki siyaset bilimiyle uğraşan birinin kötümserlik ve karamsarlık üzerine teorik kurma hakkı yoktur. Böyle bir lüksü yoktur. Şimdi ben de yıllarca siyaset bilimiyle de uğraşmış biriyim. Siyaset biliminde bu sözlerini çok önemsedim ve bunları yol gösterici olarak aldım Habermas'ın. Üstüne bir de siyasetçi oldum. Şimdi hem siyaset bilimi hem siyasetçi olduğunuzda karamsarlık ve kötümserlik üzerine herhangi bir siyaset ve fikir kurma hakkınız yoktur. Kaldı ki
Bu aldatmaca veya bir şekilde birbirimize gaz verme olarak anlaşılmamalıdır. Yürekten inanıyorum. Bu toplumda güçlü bir dönüşüm iradesi vardır. Bu toplumda şu talan, yalan ve savaş düzenine son verme isteği taşıyan çok geniş bir kesim vardır. Gelecekte herkesin eşit ve özgür yaşayacağı, bütün kimliklerin özgürce kendini ifade edip kendi haklarıyla yaşamlarını sürdürebilecekleri demokratik cumhuriyeti inşa edecek birikimimiz de vardır. Bu günlerde hiç uzak değildir. Çok yakındır. Buna inanalım. Teşekkür ederim. Bu bölümde soruları alacağım ama öncesinde tabii mikrofon bende olunca bir anlamda iktidar da kısa sürede olsa bende. Hocamın o pozitif son cümlelerine istinaden hem bizi takip eden üyelerimizin de sorusu olan hem benim de sorum aynı zamanda bu 15 Mayıs'ta yeni bir döneme geçildiğinde çok